basınımızın değerli mensupları, ifade etmeden geçemeyeceğim burada hanım kollarından, gençlik kollarından, il genel meclisinden, merkez ilçesinden, il yönetiminden, her daim kendileriyle beraber yol yürümekten onur duyduğum, gurur duyduğum değerli partimizin teşkilat mensubu arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, günün bu saatinde bizleri kırmadınız, incelik gösterdiniz. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Evet, vermiş olduğumuz bir kararın neticesi olarak ve gereği olarak bugün biraz önce üst katta il binasında Sayın Salim Bey'e, il başkanımız Salim Çivitçioğlu Bey'e aday adaylığı müracaat formumu ilettim ve süreci de başlatmış olduk. Biliyoruz, sizler de bunun farkındasınız. Yolumuz dikenlerle, güllerle dolu, zor, meşakkatli, sorumluluk gerektiren, fedakarlık gerektiren bir yol. Ama burada hem saygıdeğer basın mensuplarımız hazır buradayken, hem de bizlere birlikte yol yürümekten çekinmeyen, gönül veren değerli arkadaşların huzurunda, bütün Çankırı kamuoyuna özellikle şunu çok netliğiyle ifade etmek istiyorum. Biz duruşumuzun gereği olarak, evet, bir aday adaylığı süreci yaşayacağız. Kapı kimleri açılır, sonuç ne olur bu belli değil. Şu an hali hazırda mevcutta 9 yıldan beri belediye başkanlığı görevini, bu onurlu mesleği icra eden bir belediye başkanımız var. Onunla alakalı işleyen bir süreç var ve arkasından bizler gibi aynı kulvarda koşacak olan, aday adaylığı müracaatını için başvurmuş olan ve başvuracak arkadaşlarımız var. Bu süreç son haliyle nasıl şekillenir bunu bilemiyoruz ama buradan çok netliğiyle ifade etmek istiyorum. Çünkü kamuoyunda falan farklı algılar, yanılmalar olmasın düşüncesiyle de bunu da özellikle bütün çevremizde, yakın çevremizde, eşkıya camiamızda paylaşmanızı da istirham ediyorum. Değerli arkadaşlar, önce Cenab-ı Hakk'ın izniyle, sonra da genel merkezin ve Sayın Başbakanımızın takdiriyle bu yol kime verilecekse, kim uygun görülecekse burada çok açıklığıyla ve netliğiyle ifade etmek istiyorum. Sonuç ne olursa olsun, bugüne kadar biz hangi duruşu gösterdiysek, partimiz için, camiamız için hangi menfaat, hiçbir menfaat gözetmeden sonuna kadar köylanlar gibi koştuysak, bundan sonrasında da biz olalım, hangi arkadaşımız olursa olsun bunun gereğini ve sorumluluğunu yerine getireceğimi özellikle sizlerin huzurunuzda şu andan sözünü veriyorum ve çalışmalarımın da bu alanda, söylemlerimin de bu meyanda devam edeceğini ve bu yoldan da ayrılmamak üzere elimden gereken ne varsa bunun da gerekliliğini, gereklerini de yerine getireceğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu arada sözlerimin başında ifade etmeyi unuttum, yanlış anlama olmasın. Burada sivil toplumumuzun değerli üyeleri var, şu an bakıyorum, görüyorum meydanda. Onlara da tekrardan hoş geldiniz diyorum. Evet, bu görevi, partideki görevim, hani bugün yarın başlamış olan bir görev değil. Aslında Fatih Gençlik Kolları tabelasının bu partinin kuruluşuyla birlikte başlayan süreçte asılmasından bugüne ve Çankırı'ya gelip mesleğimi icra ettikten sonraki süreçte 8 yıldan bu yana il başkan yardımcılığı görevini sürdürüyorum. Bugün başlayan bir süreç değil. Bugün itibariyle de gerek eş dost çevremiz, gerek parti teşkilatları, sivil toplum örgütünden bizlere değer veren arkadaşlarımızın da desteğiyle, onların da oluruyla bu göreve kendilerini de önceden layık görmeleri ve bu konudaki tavsiyelerini alarak da bu kanaatimiz oluştu ve bunun gereğini de yerine getirmek için bu süreçten sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün üniversitemizin sorunlarının da farkındayız, esnafımızın sorunlarının da farkındayız. Mahalle sakinlerinin de su problemlerinin farkındayız. Şehrin ne talep ettiğini, ne beklediğini farkındayız. Şu an ayrıntılarına girerek daha fazla sizleri boğmak istemem ama ilerleyen süreçte bunları daha fazlasıyla paylaşacak zamanımız olacak. Bunun gereği neyse bunu da yerine getireceğimizden şüpheniz olmasın diyorum. Ve bizim siyaset anlayışımızda hiçbir zaman ben olmadı. Özellikle ifade ediyorum, biz olarak yola çıktık. Ben bugün varsam sizler sayesinde varım. Yarın da sizler sayesinde var olmaya devam edeceğim. Tamam, videoda. Tamam, bir dakika. Arabalı aldık da. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam.